Herkese merhabalar, ben Dora ve yeni bilgisayarımızla ilk videomuzu çekeceğiz şimdi. Dereceli oynayacağım. Henüz birebir durumdayım. Bir tane kazandım, bir tane kaybettim. Uzun süreli zaferlerin ardından görebileceğiniz üzere son oyunum tam bir rezaletti. Gerçekten takımın yaptığı seçimler çok kötüydü. Şampiyonlar çok kötü seçildi uyarmamıza rağmen. Son pikimiz tanka ve AD'ye ihtiyacımız olmasına rağmen Katarina aldı. Fize karşı Katarina aldı. Fizi banlayın dememe rağmen ve tabii ki Fiz parçalayarak ilerledi. Katarina çok kötü oynadı. Ve oyunu kaybettik. Olsun, birebir her ne kadar beni üşse de çok sıkıntılı bir durum değil. Şimdi 5'e 5'e atıyorum. Arkadaş sistemde çok fazla insan yok. Davet ettiklerim de gelmediler. Siz Eune sunucusunda yani Doğu İskandinav Avrupa sunucusunda varsanız King Asmodeus kullanıcı adıyla beni ekleyebilirsiniz. Hangi şampiyon oynayacağıma dair bir fikrim yok. Son zamanlarda gördüğünüz üzere Vladimir çok oynuyorum. Tristana oynadım ve maç bulundu. Bakalım göreceğiz ne oynayacağımı. Ben banları atıyorum. Fizz'le başlayacağım. Fizz'den gerçekten nefret ediyorum. Çok saçma bir şampiyon bana kalırsa. AD carry istendi. Mid istendi. O zaman ben top gideceğim arkadaşlar. Muhtemelen yine Vladimir oynayacağım. Gerçekten mükemmel support ve jungle işlendi. Hani şu sahnenin videoda görünmesi mükemmel değil mi gerçekten de? Ne banlasak ne banlasak. Karşıdan Katarina ban geldi. Ben Fiora'dan hiç haz etmiyorum. Ama Vlad'la Fiora'yı halledelim. Aradan çıkaralım. Jax banlandı. Yasuo'dan ilerleyebilirim. Rek'Sai son nerf'ten sonra o kadar sıkıntı değil. Yasuo'yu açık bırakmamak lazım ya. Yasuo çok sıkıntılı bir şampiyon. Yani ilk picklerden biri ben olacağım için aslında Vladimir'in counterlarından birini halledebilirdim. Ama arkadaşlar Vladimir'le ben gerçekten her türlü oynuyorum. Karşımda kim olduğu önemli değil. Evet, Pantheon bazen zorluyor başlarda. Fiora bazen zorluyor başlarda. Renekton ciddi zorluyor sürekli. Renekton'dan nerf ediyorum. Renekton banlandı. Okey. Vlad top. Counterlayın beni. Benim zamanında indirimden aldığım kostüm ve Sibel'in rastgele hediyeden hediye ettiği, rastgele hediyeden gönderdiği muhteşem kostümü kullanacağım. Okey, takımımız kavga ediyor. Önemli değil. Riven, Darius bazen zorlayabiliyor bile değil mi? Ancak önemli değil. Ben bu arada runlerimden bahsedeyim arkadaşlar. 18. seviyede artı 216 can alacağım. Malum Vladimir candan AP kazanıyor. Ability Power runlerim var. Flat ve level arttıkça gelen Ability Power runlerim var. Bunun dışında Magic Penetration runlerim var aklımızda. Sayfa olarak gösteremiyor olmamız. Oyundan sonra hatırlatın göstereyim. Master olarak 21.9.0 kullanıyorum arkadaşlar. Bu alanda zaten Vladimir'i kullanmanız gereken çok bir şey yok. Bildiğiniz üzere Vladimir asla mana kullanmıyor. Canımı arttırmam önemli çünkü oyun sonlarında 4000-5000 cana çıkıyoruz. 5000 genelde çıkmıyoruz da 3000-4000 cana çıkıyoruz da %3 burada önemli bir faktör oluyor. Bu oyun başında artı 36 can da güzel. Armor'un Magic Resist ben her zaman alıyorum. Bir kere zaten Zhonya'nın kum saati alıyorum ve buradan gelen Armor'un artması bile bir faydadır. Klasik bir mage'in ilerleyişi olan, klasik bir büyücünün kullanacağı yeni bir şekilde ilerliyorum. Karşımda Riven var. Ben burada Vladimir'in skillerinden bahsedeyim. Öncelikle Q açacağız arkadaşlar birinci seviyede. İkinci seviyede E ya da W açıyorum duruma göre. Genelde E üzerinden ilerliyorum. Üçüncü seviyede tekrar Q. Dördüncü seviyede E ya da W hangisini açmalıysam o. Ve oradan Q'yu maxlayarak ardından E'ye maxlayarak ardından W'yu maxlayarak ilerleyeceğiz. Vladimir çok sık görülen bir şampiyon değil ama kesinlikle muhteşem bir şampiyon arkadaşlar. Zaten son zamanlardaki oyunların çoğunu kazanmamdan anlamışsınızdır. Neler oluyor? Teemo AD carry olmasın da gerçekten hoşuma gitmez bu durum. Burada takım kompozisyonuna bakalım. Wukong hafif off tank çıkarsa ben zaten her türlü off tank çıkacağım istesem de istemesem de. Yeterli bir durumumuz olacaktır diye düşünüyorum. Vayne olması kötü karşıda çünkü Vayne bildiğiniz üzere bir tank yok edici. Büyülerden bahsetmedim. Sıçra ve teleport alıyorum. Teleport bence topta oynayan biri için gerekli bir şey ya. Hani Ignite
Midnight da deneyebilirim aslında. Bazen Midnight çok sevimli olabiliyor. Çünkü karşında Riven var. Riven'ı öldürmek zor değil. Ama Riven'ın beni öldürmesi de zor değil. Dolayısıyla o savaşta Ignite benim çok işime yarayabilir. Teleport'u kullanıyorum. Çok sık kullanıyorum. Gerçekten işime yarıyor ama hadi heyecan olsun. Teleport alalım. Ignite alalım. Farklılık olsun. Agresif oynayalım biraz. Genel oyun stratejimden bahsedeyim. Oyun başında Vladimir o kadar güçlü değil. Karşı takımı, karşı tarafı sürekli dürterek, sürekli Q atarak hayatta kalabiliyorsunuz. Ama öldürmek oldukça zor oluyor eğer sizin yanınızı atlayıp minyonlardan asılmasa ve ben zaten Ignite kullanmadığım için genel olarak sıkıntı oluyor. Neden teleportu almadığıma gelirsek zaten çok fazla can çekmem var ve koridorda kalabileceğimi düşünüyorum uzun süre. Bu yüzden teleport almadım bu sefer. Bir de bu strateji deneyim. Burada karşı takım Rek'Sai'yi aldı ve acaba keşke banlasaydım diyecek miyim? Doran'ın kalkanıyla başlayacağım elbette. Ne zaman tapta oynasam zaten karşımda AD bir şampiyon oluyor. Fiziksel saldıran bir şampiyon oluyor. Doran'ın kalkanı çok iyi bir seçenek bu tarz durumlarda. Bir tane can iksiri alacağım ve elbette standart trinket'i alarak başlayacağım. Genel item build'ı durumuma göre çok değiştiriyorum. Ancak yine karşımda AD olduğu için Seeker's Armguard alacağım. Yani şu minyon öldürdükçe AP'nizi ve armor'unuzu arttıran item alacağım. Oradan Zhonya'ya geçeceğiz. Ryla'yı en kısa zamanda tamamlamak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Vladimir'in CC'si yok ve W'nuzla insanları slowlamak pek makul bir şey değil. W'yu genelde kaçmak için, bir şeylerden kurtulmak için kullanıyorsunuz. Bu yüzden ekstra bir slow'a ihtiyaç var ve Ryla bunun için gerçekten muhteşem. Üstelik hem can verdiği için AP veriyorum da AP verdiği için can veriyor. Böyle bayağı boostlayan bir item sizi Ryla. Rabadon'un ölüm şapkası tabii ki bildiğimizde olacak. Ve başlıyoruz. Uzun zamandan sonra ilk defa sol alt köşedeyim. Genelde kırmızı takım yani üstteki takım olarak olmaya alışayım. Q'muzu açacağız. Doran'ın kalkanı, can ikisini, Warding Totem alacağız ve önümüze doğru ilerleyemeyeceğiz. Çünkü bu garip duvarı koydular nedenini bilmediğim bir şekilde. Klavyem yeni, monitörüm yeni. Monitör çok büyük geliyor bana şu anda. Hani küçücük laptopta oynadıktan sonra tüm ekranı göremiyorum. Grafikler benim için yeni. Her şey çok yeni. Bu yüzden performansımda biraz düşüklük olabilir. Şimdiden özür diliyorum bunun için. Ancak Vladimir'i size elimden geldiğince iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Pasifimden zaten bahsetmiştik. Şu an gördüğünüz üzere 40 ekstra canımız var bedavadan. Muhteşem. 5'te ekstra ability power'ımız var. Daha ne isteriz şu hayattan? Q'muz Transfusion vurduğumuz target'a bir kişiye büyü hasarı veriyor ve bir miktar can çekiyor. W'muz kan havuzuna dönüşüyoruz. Canımızın %20'sine verip doğru hatırlıyor muyum diye bakayım dedim. Çok uzun bir süre kullandım ancak bu sürede hiçbir büyü hasarından etkilenmiyoruz. Yani hiçbir hasardan etkilenmiyoruz. Etrafımızdaki kişilere de yani kanımızın içindeki kişilere de hasar veriyoruz ve yavaşlatıyoruz. E özelliğimiz etrafımızdaki herkese canımızdan verip yine hasar veriyoruz. Ancak minyon ittirmede inanılmaz etkili bir durum. İleriki level'larda göreceksiniz iki kere E yaptığımızda tüm wave yok olacak ve belli bir sınırı yok bunun. Herkese vuruyor. Arda arda attığınızda daha güçleniyor ancak daha fazla can çekiyor aynı zamanda. Ultimiz attığımızda ultiden etkilenen tüm düşman şampiyonlar ekstra büyü hasarı alıyorlar herkesten. I also sense Vlad is skilled demiş. Vlad'ın iyi olduğunu düşünüyorum demiş arkadaş. Bana öyle geliyor demiş. Ben de öyle hissettim demiş diğer arkadaş da. Gururlandım, mutlu oldum. Niye böyle bir şey düşündüler bilmiyorum ama öyleyim tabii ki. Waiting for purpose. İlk minyonumuzu alıyoruz. Minyon kaçırdığım zamanlarda çok mutsuz olacağım. Bundan bir Q, iki Q, üçüncü Q'yu yememek lazım. Minyonu kaçırmamak lazım. Sürekli heveslemeye çalışacağım. Ben menzilli bir şampiyonum. O ise değil. Ha. O da Doran'ın kalkanı almış. Minyonlardan biraz hasar aldığım gerçeğini elbette inkar etmeyeceğim. Q'nun birinci seviyede cooldown'u çok fazla yani. 7 saniye gerçekten çok... 7 saniye kaç saatlik. O yüzden çok efficient kullanılamıyor. İleriki level'larda çok daha net kullanacağız Q'yu. E açıyorum ikinci seviyede sıkıntısız gidiyoruz çünkü minyon kaçırdım çok fazla. Muhteşem bir kalkan hareketi geldi bundan. Sarkazm. Şöyle onu muhteşem biliyorsun falan diye yorumlar gelmesin. Minyonda evet şu FPS, Lanvos FPS minyon
sayıcının önüne geçti, size de görünüyor mu bilmiyorum ama yeni bir program deniyorum. Bilgisayarım iyi ya, hani bilgisayar programlar dinliyorum, deniyorum hani. Ya. Üçüncü seviyedeyiz ve Q özelliğimi açıyorum elbette. Minyonu kaçırma riskini aldım Riven'a vurarak, ancak neyse bir şey olmadı. Aşağıya boardlamam lazım. Minyonu kaçırıp buraya ve büyük minyonu Riven'a yar etmemek lazım onu geçebilmek için. Galiba yar etmedik. Ekran çok büyük. Umarım bu arada klavye ve mouse sesleri çok fazla gelmiyordur. Dördüncü seviyeye bulmamızla birlikte W özelliğimi açıyorum ve Riven'a gördüğünüz üzere şu anda çekiyorum her şeyini kullandığı Ignite Arrow. Elveda Riven. Aa, çok iyi. Word, word, first blood. Bazı sıkıntılı hareketler yaptım o noktada. Artı 106'ın artı 106'ındır. Hemen Armguard çıkamıyorum. Bot lazım çünkü sürekli iyice heveslememiz lazımdır Riven'a. Extra armor'a hayır demeyiz. Bunu da aldık mı? Ward almama riskini yaparaktan ve iksir almayaraktan koridora dönüyoruz arkadaşlar. Minyon durumuna bakalım bu arada. Riven 7 minyon kesmiş patetik ve yani zavallı bir şekilde. Ben ise 17 minyondayım. Güzel bir durum var. Bot da Twitch double kill aldı. Sonra da güzel healladı ancak Morgana'da kalıyor double buff. Yapacak bir şey yok. Bu konuda Riven aşağıya sanırım totem yerleştirdi. 2 tane kılıç almış. 102 saldırı hasarına sahip. Vurduğunda gerçekten güzel bir hasar verecek bana. Yani onun için güzel, benim için tabii ki değil. Şuna geliyor. Nasıl biliyorum ya? Nasıl biliyorum ya? Bunlardan hoşlanmıyorum. Benim hoşlanmadığım çok şey var. Bu kompetisle alakalı. Aha, keşke bunları canlı yayında yapabilsek arkadaşlar. Bilgisayara gerçekten yüklü bir sermaye aktardık. Kanaldan artık reklamlarla biraz kapatacağız bu açığı. Bakalım, belki günde yüz binlerce izlendiğimiz zamanlarda güzel para kazanırız da canlı yayın yapacak internet alırız. Artık bilgisayarım yeterli canlı yayın yapmaya, bundan eminim. i7 işlemci aldım. Ekran kartım GTX 760. SSD var. 120 GB'lik de olsa. Çok mutluyum. Babam sağ olsun, bağış yapanlar sağ olsun, kamera içinde Erkan sağ olsun, Facebook'tan yazdığım üzere. Ne yapıyorsun Limon ya, çok sıkıcısın. Gel buraya. Burada atlıyor, zıplıyor sürekli. Bak üstüne oynayalım. Gel sen. Çok sıkıcısın. Hadi ateş edelim. İçiyorum ya, içiyorum. Sana ya, içiyorum. Ultimi açıyorum. Minyonları madem sen kesmeyeceksin, o zaman kuleye yem olsunlar. Şu Ignite'ım açılsa öldürür müydü bunu aslında da. Ultimde. So much blood waiting for purpose. Korkar. Benim karşımda ben olsam ben de korkarım. Az daha atıyordum ulti ya, çok yalandı orada. Şimdi son benim üstüme. En basit. Ooo, imdat. Tamam, savaşın tarzında bir şey var. Benim de yanımda götürdüm, madem öleceğim. Yoksa yanımda götüremem herhalde, değil mi? İgnatime 7 saniye varmış. Ben ignatim var sanıyorum. İşte bu büyük ekranda hani şu noktaya fokuslandığımızda aşağıda ben onu parlıyor gibi gördüm ama yapacak bir şey yok. Zaten ignat atsaydım da öldüremeyecektim muhtemelen. Kaçmayı denemekle savaşmayı denemek konusunda bir seçim yapmam gerekti orada arkadaşlar. Ve hani Riven'ın ve Rek'Sai'nin CC'leri toplamına baktığımızda kaçabileceğimi düşünmedim. Bu yüzden kalıp savaşmayı, en azından Riven'ı öldürmeyi tercih ettim. Böylece hem Riven sadece asist almış oldu ve ben koridorda daha avantajlı olacağım. Çünkü kill Riven'da değil, Rek'Sai'de kaldı. Tamam, Rek'Sai'nin güçlenmesi elbette kötü bir şey ama aradaki güç farkını açmayı başardım ben üst koridorda. Bu da Riven'a karşı güç farkını açmış olmam durumu beni daha da öne geçirecek ve
İleride belki daha iyi kill'lere sebep olabilecek. Şu an Riven 10 minion kesmiş. Zavallı. Ben 47'deyim. Gerçekten Riven noob report yani. Zıp zıp zıplıyor tam bir tavşan gerçekten. Aa, Battle Bunny skin'i de tavşan gibi zıplamasından yapmışlar meğersem. Bundan önce hiç düşünmemiştim. Ward koymam lazım aşağı. Ben daha hiç trinket koymadım. Yayında şu kalası. Normalde bu sürelerde pembe ward alıyorum arkadaşlar. Her zaman alıyorum. Ancak gold çok kısıtlı denk geldi dikkat ettiyseniz. Hani itemları aldık ve gittik her seferinde. Tam yetti. Teşekkürler sonra hiçbir işe yaramadı. Oh, Wukong. Ben itiyorum vallahi böyle olmayacak bir iş. İkisi gelirse gelsin. Yine arkadaş çekilir içine değil. Hayır! Büyük minyon kaçırdım. Küçük minyonla kaçırdım. Aha o da büyük minyon kaçırdı. O zaten daha yavaş. Dalsam keserim biliyorsunuz değil mi? What the f- Çok iyi keserim herhalde. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir kombattı gerçekten. Flash harcadım. Harcamama gerek var mıydı emin değilim. Ama pişman da değilim. Buradan bu lafı da çok saçma. No one command me yani bana kimse emir veremez ama şu an seni ben yönetiyorum teknik olarak diye oluyor mu? Nasıl bir yadı beğendiniz mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Murat muhteşemdir. Çok severim. İnsanın sevgilisi de legendary skin göndermiş olunca daha da havalı oluyor. 1426'nın var. 1426'nın yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu yüzden geri dönmeyeceğim. Gelirse gelsin. Otobüsü gelir. Riven SS. Riven is back. O minyonu öldüremediysem ben komik değil. Aa 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 çok ayıp. Çok ayıp Rex'i. Çok ayıp Rex'i. Double totem. Bakın double totem. Çok üzücü bir tırıldı. Çok sıkıldım burada. Yiyeyim yapıyorum. Anasana bir ben diğer koridorlara gidiyorum ben. Ulti attı. Tehlikeli hareketler yapıyorum. Yaptım. Pişman değilim. Yine olsa ne yaparım? Bende var sıfır. Aa, ignite'im şimdi açık. Niye ignite'im olmadan saldırdım ki? Oh, 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 bu hoş değil. Öldüm kesin, öldüm şu an. Yapacak bir şey yok. Problem. Ön orada olmadığını takip etmem, görmem lazımdı. Takımımın da haber vermesi lazımdı elbette. Boşuna fazla ileride durdum. Geri dönebilirdim. Dönmemeyi seçtim. Arkadaşlar Zonya üzerine gitmeyeceğim. Çünkü öndeyim. Zonya'ya ihtiyacım yok şu anda. Bunun yerine Ryle ayırırsam Riven'i yavaşlatıp öldürebilirim. Tabii Rabadon'a gitmek de farklı bir fikir. Daha yüksek AP, daha yüksek can, daha yüksek hasar, daha yüksek dayanıklılık. Ancak şu an dayanıklılık
zaten rally'ler daha fazla dayanıklı kuruyor. Şu an benim istediğim şey slow kısacası. Yavaşlatabilmek istiyorum. Daha tanki olmanın da bir zararı yok bana. Paşa 32-10 akıyor. Geçmiş şaptan oldu. Şu an 15'e 8 durumundayız. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ezici üstünlükte olduğumuz bir maç. Bunu kazanırız diye düşünüyorum. Çok büyük sıkıntılar olmazsa. Burada 120, %20 canımı feda edeceğim çünkü zaten buradan bayağı dolduracağım. Yine morda almadım. Artık bu koridoru biraz terk edeyim diyorum da Riven gelecek. Beleşe kuleyi yıkacak, ben sinirli olacağım sonra. Sıkıştım kaldım burada resmen. Riven SS, Allah'ın belası yok ortada. Riven gördüm sanki. Ooo kanka. İti öldürme korkut derler. Sonra da öldür derler. Şu ignite niye smart cast deneyim? Ne bana vurmasana. Kuleyi alır mıyız? Bence alamayız. Ama bayağı bir hasar veririz. Alttan da kule gitti. Oo tamam ya, biz rahatız bu oyun geldi. Ben söyledim, sonra yani boğuldular. Bay bay. Yo blank oyun olmaz. Morello'nun bir konuda almış zaten, benim kilidin getimi azaltacak. Buraya doğru çok pis geliyordu, onu ben bir fark ettim. Da direkt ward var diye düşünmüştüm açıkçası. Kötü bir ses yaratmış olabilir bu, özür dilerim. Gerek olmadı. Rayla'yımızı tamamlayalım. Ardından artık Zonya'yı tamamlarız. Ne olur ne olmaz. Şimdilik artık görev yerimize dönelim. Jackson'ın sesi bu. Ben normal eski bilgisayarda sesler kapalı oynuyorum. FP kastığı için. Vay canına. Güzeldi bence, güzeldi. Oyun sesi çok mu açık arkadaşlar? Acaba onu bir indirelim, beni duyamayıp üzülmeyin sonra. Güzel bir minyon dalgamız var. LeBlanc gel bu sefer savaşalım seninle. Tamam, ikisini de öldürdüm sonra. Easy. Bakınız hani canım bile yeterince dolu. Biraz gerçekten çok iyi. Deli gibi hasar veriyorsunuz. Deli gibi hasar tutabiliyorsunuz. Üstüne bir de kendiniz yığılıyorsunuz. Gerçekten muhteşem. Saygı. Vladimir oynayın. Wow wow wow. 9 level mı? Fail flash. Vay be. Seferberliğe gel. Yapacak bir şey yok. Yok flash'e. Çünkü biraz daha ilerleyip atmayı deneseydim hiçbir şekilde kurtulma şansım olmadığını düşündüm ki muhtemelen yoktu. Hani tek şansım oradan flash belki tutarsa kaçabilirim durumundaydım. Bu yüzden bu fail flash olasılığını göze alarak attım. Bunu yapmam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Dora'nın kalkanını satacağım arkadaşlar. Kalkanımı satacağım. Ve bunun yerine Needlessly Large Old. 6-4-0 oynuyorum, ne kadar enteresan. Twitch akıyor orada, ben Safite'i isletmezken Fight'imi almak için. Çok güzel vuruyor Wukong, gerçekten bayağı sağlam vuruyor. Wukong harika bir şampiyon. Oynamadığım bir şampiyon ama korktuğum ve saygı duyduğum bir şampiyon. İşte bakın benim erittiğim, benim yolunu açtığım o kuleyi takımım alıyor. Gerçek takımım için. Ignite'ımız açık, ultimiz açık. Karşıma geleni yok ederim. Kaçma skill'e olmadığı sürece, kaçma şansı olmadığını düşündüğüm sürece elbette yoksa. Niye ultimiye ignite'ımı harcayayım ya?
Ünlemler geliyor üst koridordan. Ben buraya ekleyeceğim. Hadi W atayım ya. Hadi sırf sizin aklınıza. Normalde atmam bakın. Tuzak mı kuruyoruz kankalar? Vur talon vur. Sapla talon sapla. Ne oldu öyle bir dakika? Kaçtı değil mi? Burada bir yerde olması lazım. Aa orada bir. LeBlanc cheap bir şampiyon yani, ucuz bir şampiyon ya, adi bir şampiyon. Sanmıyorum. Vur. Bütün skinlerini at. Öldürdüysen ne mutlu, öldüremediysen bir daha dene. Sonra da kaçtı. Ya eğlenceli tamam, bir noktada eğlenceli bir şey demiyorum da. Şuna bak. Bunu yani böyle mi ayakta olacaksın? Bilemiyorum ya şu derdi. Öldü o. Her türlü öldü o. Quadra kill. Helal. Minyon var mı, şu kuleyi indirelim. Baron çıktı. Dragon var. Niye kimse dragon almıyor? Gidin dragon alın. İyi. Şakası. Ooo. Daha 10 saniye vardı olmalarına. Dediğim gibi çok kolay ilerleyen bir oyun arkadaşlar. Vladimir'in gücü sayesinde. Dragon gelin buraya. Sonra kat. Aman tam başlatmış tek başına, canım benim. Kıyamam. Bunu bir vurdayalım. 4 tuşumun üstüne arkadaşın sigarasının külü düşmüştü. Bu yüzden 4 tuşum erimişti. Bu yüzden 4 tuşum düzgün basmıyordu. Bu yüzden de trinket'i bu bir tuşumdan kullanıyordum. O yüzden hala 1'e basıyorum trinket atacakken. Alışacağım zamanla. Top kulesine doğru sıkıntılar ilerliyor. Dolayısıyla Vlad'ın da oraya ilerlemiz gerekiyor ki sıkıntılara bir son verelim. 1600 altınım oldu. Biraz daha altın toplayıp Zonya'yı tamamlayıp üstüne Rabadon için yol açma vakti geldi. Normalde build'ı böyle yapmıyorum arkadaşlar. Bu kadar agresif yapmıyorum. Spirit Visage, ruh gömleği alıyorum normalde bu zamanlarda. Çünkü karşı takımda genelde kasmış güçlü bir AP carry oluyor. Ancak şu an herkesi paramparça edebildiğim için daha da fazla güçlenmemem için bir sebep yok kesinlikle. Yani 35 on kaçıncı dakikada şu lanet sırasını seveceğim göremiyorum. Şimdi lanet demeyi çok güzel çalışıyor program tekrar. 720 piksel çekiyorum videoları. Yani Türkiye'de zaten internet kısıtlı olduğu için 720 piksel de bence yeterli bir kalite olduğu için 1080'e geçmiyorum. 1080 piksel video ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence 720 yeterli. Ha büyük minyonlar var orada. Gidip item alsam çok tatlı olur aslında da üşeniyorum. Oo öyle mi? Az daha ulti atıyordum. Buraya kaçmak mümkünmüş neyse. Lan bak kaşınıyorsun Vayne. Dokunma support'a. Gel lan buraya. Adam oldu. Aaa. Bye bye. Over out. Aa ben oradan başkası gelir diye düşünüyorum lan. İgnat var mı yok? Come on. Şu cana bak. Aa öldürmüş onu talon. Helal. Enteresan oyunlar döndü. Dönüp item'ımı almış olsaydım ve burada olsaydım paramparça ederdim. Rabadon çok çekiyor beni şu an. Düşünelim. Zonya alırsam armor'um çok azartacak. Rabadon Rabadon. Bakın mesela şu an canımız 2669 canım var. 2908. Rabadon alarak 300 can kazanmak. Rabadon alarak 300 can kazanmak. Muhteşem. Bot kulesinde hoş olmayan durumlar var. Oraya yetişir miyim acaba? Canı hızlı ediyor. Yetişemem oraya ama olsun, yapacak bir şey yok. Talon da yıkasmış da çok gereksizdi bu yaptığı hareket. Çok kötü bir hareketti. Gerçekten çok kötü bir hareketti. Bir
çok düşük şanslı çok düşük şanslı bir kill için 3 kişiye asist vermek suretiyle öldü. Tasvip etmedim seni, tamam. Buradan kulakların çınlasın. 7-5-3 oynuyorum. 169 minyonum var. Görevimi yaptım. Lane'imi inanılmaz domine ettim ama gerçekten karşımdaki Riven ölümüne noob yani. Böyle değil. Okay, kalabalık. Toplanmamız lazım. Dragon'a ne kadar var? Dragon'a 2 dakika var. Biraz daha tanki gidebilirim. Sonya'dan sonra. Çünkü takım savaşları başladı, artık biraz damage tutabilmem lazım benim. Bir flash mı attı orada falan gelmiş. Kendimi kıstırıyor olabilirim şu anda ama LeBlanc'ı indirme odasında. İndiremedim. That flash. Keşke kovalasaymışım ya, güvenmedim kendime. Daha hardcore savaşır diye düşündüm. Ben kimseyi öldüremedim, yazık değil mi bana? Uf, o minyonlar ne orada ya? Top kulesini saymışlar. İmparatörleri geri çıkmış. Onu zaten bizimkiler paramparça ettiler. Bence şurayı rahat yıkarız arkadaşlar ya. Hadi gidelim oraya. Direkt basic mi derdin dedi ama öyle kolay değil o işler, iki tane kule varken laser'lısından. Draga 1 dakika var. Bir dakika konuşurken yazdığım için 1 dakika yazdım, sanki anlayacaklarmış. Direkt sayı geliyor. Tamam, çok güzel bir minyon dalgalanması var burada ama Morgan'ın da bu işinde falan yükseleriz. Bu işinde falan çok farklı bir defter ama olsun. Öyle mi LeBlanc? Bu dünya yok. Ne öldü ki yalnız orada. Tamam, hızlı koşmalıyım. Gel buraya. Gider mi triple'a? Gider mi triple'a? Aaa. Düştü. Hiçbir şey yok. Basta. Ya orada tek kule yıkılmış, gene yıkılmışını vazgeçtim. Tamam, ben laf ettim ama vazgeçtim. 2700 altınım var. GG easy 955. Güzel güzel. Oh, Riven. En sevdiğim şampiyon. Ben bir bölüm, ben bir kan bölüm. Wow. Çok hasar, çok fazla hasar. Bane öngörülmedik bir faktördü ama önemli değil zaten. Bitti oyun yani artık. 3200 altın var daha üstüne, her şeyin üstüne. Bir de balon da alacağım. Şaka. Okey, Zonya'yı alalım. Biraz artık magic resist fena olmayabilir ama LeBlanc da bir şey vurmuyor ki ya. Ne gerek var? Ben ne alayım ya? Normalde kullanmıyorum bu eşyayı fazla. Magic Resist almışım karşısı. Hayır. Liandria'yı alacağım madem Magic Resist'leri yok, olmayan Magic Resist'lerini yakalım. Üstelik hem can hem AP veren şeyler, bile dinle güzel giden şeyler bahsettiğim üzere. Okule gider. Twitch ona bir ulti atsa gider de risk almıyor. Şu an risk almaması gayet mantıklı bence. Benim sesim geliyor mu acaba? İyice uzaklaştı mikrofondan. Yani ilk videomuz bu. Bazı kusurlar olabilir. Mazur görmeniz dileğiyle. Üçüncü Dragon'ı aldık. Artık daha da hızlıyım. Mesela %5 hızla bile 399'da mı koşuyorum ben? Çok kötü. Hızlı koşması lazım. Vladimir'de hız önemli. Yani utility ağacını tercih etmek için bir sebep değil ama bence yine de. Vursanıza şunu bir tane, vursanız kırılacak. Ben elinden gidiyorum, hadi yıkalım şunları. Ya ben şunu kesiyorum tek başıma, buna karar ver. Kesemedi.
Twitch attack speed'iymiş Kanks. Vayne olmadı. Ya bak nasıl bekledim. Yok oldu sizinle arkadan. Aaa GG's. Böylece bir zafer, iki zafer, bir bozgun olmuş oldu seriye girmeden önce. Takımın en çok altını bende değil, Twitch'te. Twitch'i gerçekten fazla görmedim ama güzel oynuyor gibiydi. Ciddi bir hasarı vardı. Biraz grafiklere bakalım. Şampiyonlar verilen hasarı gerçekten uçmuş gitmiş. Ondan sonra ben geliyorum. Vurulan Magic Damage'i de tabii ki herkese fark atmış durumdayım. Healing Dan'a baktığımızda Soraka, Soraka 15.000, ben 10.000 heal'lamışım. Hani bakın, support, hani işi heal'lamak olan bir adam kadar heal'ımız var neredeyse ve üstüne bir de ciddi bir damage output'u var. Damage taken'a da bakalım. Yani alınan hasara bakalım. Onda da takımda en yüksek. Benim hani şampiyonlara verilen hasarda ikinci, heal'lamada ikinci ve alınan hasarda ikinci olabiliyorsunuz Vladimir'le. Bu kadar iyi bir şampiyon. Hem tanksınız hem damage dealer'sınız. Gerçekten çok iyi bir şampiyon arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde temsil edebilmişimdir, anlatabilmişimdir genel nasıl oynanması gerektiğini, Vladimir'in nasıl bir şampiyon olduğunu. Sorularınızı yorumlarda gönderebilirsiniz. Bu yeni bilgisayarımızda ilk videomuz. Çok daha fazlasıyla görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve yarın Braum'un teorisinde ve akşam 6.30'da canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler.